İstanbul'dan Gaye Hanım, iki oğlum var, 9 yaşında Enes ve 3,5 yaşında Miraç. Çalışan anne babayız, çocuklarımızı annesi ve dedesi bakıyor. Bana anneannesi ve dedesi bakıyor. Baba şoför, gece geç saatlere kadar çalışıyor. Ben akşam 6'dan 9'a kadar görüyorum. Baba eksikliği ve anne eksikliği sadece anneanne ve dede ile sizce çocuklarıma bağlanmayı tam sağlayamadığı için büyüyünce dışarıda yanlış arayışlara sokar mı? Onları iki erkek çocuğu, ergenlikleri, iletişimsizlikten ve çalışma şartlarından dolayı yanlış şeyler ya da dışarıya daha çok bağlanmalarına sebep olur mu demiş. Bağlanma illaki anne babayla olması gereken bir şey değil. Anneanne ve dede sürekli bakıyorsa anneanne ve dedeyle o bağ kurulmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir bağ kurulmamak diye bir şey yok zaten. Yani bunu bağlanmayı konuştuğumuz yayınımızda da bahsetmiştik. Ama çalışan anne babaların, özellikle böyle hani iş saatleri çok geçe kadar devam eden anne babaların muhakkak ki izin günlerinde, ki haftada bir gün en azından öyle bir rahat günleri vardır diye düşünüyorum. İzin günlerinde ailece plan yapmayı, hani normal bir aile de evet bunu çok fazla önemser ama bu şartlarda olan bir ailenin biraz daha fazla önemsemesi gerekiyor. Yani adeta o gün hayat memat meselesi gibi yaklaşıp o gün ailece çocuklarla bir paylaşıma dönüştürmek gerçekten önemli. Haftada bir gün bunu kaliteli bir şekilde yaparsanız sizinle olan o bağ süreçleri de ergenlikteki o sıkıntılı bahsettiğiniz kapıların açılmasının önüne geçer inşallah. Çünkü çocuğun gerçekten aileye ait hissetmesi gerekiyor. Ama anneanne, dede eğer hoş bir ortamda inşallah bu yaşa kadar geldilerse güvenli bağı onlarla da kurmuşlardır. O konuda endişe etmeyin. Gerçi bu gibi durumda olan anne babaların aslında çocuklarının eğitimleri kadar anneanne ve dedelerin eğitimleri, yani örnek veriyorum. Artık öyle biliyor musun? Ha, yani anne baba eğitimleri geniş. Anneanne babaanne. Bakıcılar. O iletişim bakıcılar iletişimi iyi kurmak lazım. Yani evet. Anneanne babaannenin ya biz ne çocuklar büyüttük siz nasıl olduğunuzdan çıkıp bu tarafa gelmeleri, anne babaların da biraz o tarafa gitmeleriyle çocukların sağlıkları için güzel bir kıvam oluşturulabilir. Kesinlikle. Herkes aslında çocukların menfaatini istiyor. Zaten biz bir ekibiz yani. Öğretmen ayağı da öyle. Hı-hı. Öğretmen de çocuğun menfaatini istiyor. Dolayısıyla hani birbirimize karşı defanslı olmak çok anlamlı değil aslında. Burada o düşünce yapısına gelmek